Merhabalar. Hoş geldiniz arkadaşlar. İyi hafta sonları herkese. Şimdi önümüzdeki hafta Fed toplantısı var. ...çok önemli biliyorsunuz... ...ve Merkez Bankası toplantısı var... ...bizim PPK toplantısı var... ...faiz kararı alınacak... ...şimdi bunların yansımalarını piyasada şu anda görüyoruz... ...yani fiyatlaması yapılıyor... ...FED'den başlayalım isterseniz... ...şimdi FED önümüzdeki hafta... ...yapacağı toplantıda... ...bir faiz artışı yapacak mı, yapmayacak mı... ...tabii ki yapmayacak... ...zaten yapmayacağını söylüyor... ...yani FED tarafında bir faiz artışı... ...2023'ler telaffuz ediliyor... ...fakat varlık alımı programının azaltılması, yani varlık alımının azaltılması gündemde. E, bu sene yapılmasını istiyorlar. Birçok Fed üyesi bununla alakalı böyle şahin açıklamalar falan da e, yapıyor, yaptı. Powell Jackson Hole toplantısında e, konuştu. Dedi ki evet bu sene düşünüyoruz dedi. E, ama yine de hani yapmaya de arkasına sığınacakları bir sürü de e, ellerinde bahaneler var aslına bakarsanız. Şimdi e, şu anda dolar endeksine baktığımız zaman dolar endeksinin e, Mesela çok sert bir yükselişini görüyoruz dünden bugüne yani bir 92 80'ler 92 90'lar kendi şu an 93.25 mesela hani böyle dolar endeksini yani dünyada da dolar FED ...kesin bir varlık alım programını azaltmaya başlayacak. Bunu yavaş yavaş işte bu ay alacağı kararla yapacağını söyleyecek... ...ya da şahin çok ciddi bir şahin bir açıklama gelecek... ...bir program belirleyecek gibi bir fiyatlama söz konusu. Artık buna kesin gözüyle bakılıyor ki... ...şu anda dolar endeksindeki bu değerlendirmeyi aslında buna bağlayabiliriz. Şimdi aslında... FED'in varlık alım programını azaltması demek yani anlatıyorum size sürekli biliyorsunuz piyasaya sürekli para sürüp tahvil alıyor bunlar çok ciddi bir miktarda her ay. Bunu bir miktar azaltacak. Yani azalta azalta gidecek. Bir anda yapmayacak bunu. Çünkü 120 milyar dolar çok ciddi bir rakam ve bir anda yapmayacak. Yani bir zaman alacak. Başladığı zaman en az bir sene arkadaşlar. Bir sene ama hani bu sıkılaşmaya da giden aslında bir adım olarak görüldüğü için sıkılaşmada da e, doların e, yükseleceğini veya değerleneceğini diyor düşünürsek eğer arkadaşlar şu anda fiyatlama bu. Dolayısıyla da hani para dolara, para işte Amerika'ya tekrar geri çekileceği için bu dağıtılan paralar yavaş yavaş acaba bir sıkılaşma sinyali mi geliyor? Aşağıda i̇şte oradan doların biraz yukarı çıktığını görürüz. Biraz da ciddi bir böyle yükseliş yaptığını görüyoruz. 93.22'lerde şu anda. Ee, ve tabii ki bunun yansımaları bize ve birçok ülkeye, birçok değil, bütün ülkelere yani dünyada dolar değerleniyor bütün para birimleri karşısında. Ee, bize de geldiğimiz zaman şu son mesela bir iki gündür ki yükselişin e, ana sebebi aslında baktığınız zaman dolar endeksi. Yani dünyada dolar yukarı çıktığı için e, bize de e, yansıması bu. Her zaman içeriden kaynaklı olmuyor. Zaten bizdeki fiyatlama ...yapıldı biliyorsunuz. Yani hani bir faiz indirimi gelir fiyatlamasının bir kısmı yapıldı. Yani 50 ile 100 bas puan arası bir indirim olur ise... ...kur zaten 8.52, 54, 55 buralara kadar bir gelmişti. Bu onun fiyatlamasıydı. Onun üstü şu anda dolar endeksiymiş gibi duruyor arkadaşlar. Ama Merkez Bankası bir faiz indirimi önümüzdeki hafta yaparsa... ...yani şu an fiyatlama yapıldı ama... ...olur da bir miktar hani bu yaptıktan sonra küçük bir miktar daha üzerine koyar... Ee, söylemiştim size. Fakat e açıkçası ne Amerika'nın ne içeride bu faiz artışının yani çok hani tahminler var ama çok öngörülebilir, şeffaf net böyle olacak gibi bir, bir şey söylemek de çok zor arkadaşlar. Sadece bunun fiyatlamasının şu an yapıldığını söylüyorum size. Diyelim ki hiçbir faiz artırımı gelmedi. İşte FED'den de e, diyelim ki FED'de ben varlık alım programını azaltmıyorum. Yani bir süre daha var. Buna biraz daha zaman tanıyalım, rakamları görelim derse mesela dolar endeksinin biraz aşağı geldiğini görürüz Bu da içerideki kurada Yansır yine aynı şekilde Merkez Bankası'nın da alacağı kararlara baktığımız zaman bir faiz indirimi bekliyoruz ama diyelim ki faiz indirimi gelmedi ee, arkadaşlar oradan işte dolarında bir parça geri çekildiğini ama çok öyle 8.30'lar falan beklemeyin böyle 8.30'lar civarında sabitleneceğini söyleyebiliriz. Çünkü diğer taraftan da şöyle bir durum var hani artık böyle %80 %90 Merkez Bankası bizdeki Merkez Bankası faiz indirecek gözüyle bakıldığı için içeride biraz yabancı çıkışı da görüyoruz. Yani yani son dönemde yabancıların hem borsaya hem işte bizim bonolarımıza ya da işte tahvillerimize gelen yabancıdan biraz satış da geldiğini görüyoruz bu ara. Dolayısıyla bir yabancı çıkışı da aslında söz konusu. İşte onlar da aslında şunu fiyatlıyor. Onlar da evet bir faiz indirimi zaten gelecek. Yani hani şu anda yüksek faiz ve hani şu an bir faiz indirimi gelecek. Ve hani zaten riskli gördüğümüz... E, CDsi yüksek e, bir ülke ve dolayısıyla da hani buradan başka bir pozisyona geçelim e, durumu da e, hakim olduğunu söylemekte çok yanlış olmaz. Diyelim bir doları açıklamaya çalıştım size. Tabii ki dolar endeksinin yukarı çıkması Amerika 10 yıllıklarında da mesela 1.36 şu anda. Orada da sert bir yükseliş var arkadaşlar. 1.27 nerede? 1.36 nerede? Böyle birkaç günde olan şeyler. Dolayısıyla hem dolar endeksi yukarı çıktığı zaman hem de ABD 10 yıllıkları yukarı çıktığı zaman otomatikman altında etkileniyor bundan. 10 saltın 1754 dolara kadar indi. Ee, ve burada dolar endeksini ve Amerika 10 yıllıklarını takip edeceğiz. Ee, altın buradan nereye gider noktasında. 1800 dolar da artık hani bir çok biliyorsunuz iyi tutunma göstermişti. Ya işte buradan mesela 1770 doları kırdı buraya geldi. Buradan aşağı giderse gideceği ilk seviye 1730 dolar olacak aşağı gittiğinde. Ama yani 1770 dolarını atar 1800 dolarlar gelir ise bu seviyeleri teknik analiz belirliyor. Ben de oradan size söylüyorum. Kırılma noktaları önemli. O zaman yukarı çıkışını bize gösteriyor olacak. Kısa dönemli şu anda hani bugünkü konjöktürü ve bugünkü Önümüzdeki işte birkaç günün aslında pozisyonlanmasından bahsediyorum. Uzun vadede yani üzerinize bir şey alınmayın yani uzun vadeciler çünkü bekleyecekler. Bekleyecekler beklemek yani altın çünkü uzun vade olduğundan dün de bahsettim sürekli de bahsediyorum. Yani aynı aynı şeyleri söylemek istemiyorum. Bu anlatımlarım böyle bugünkü bu ara piyasanın hareketleri işte önümüzdeki haftanın fiyatlaması Merkez Bankası hem Fed'in hem bizim Merkez Bankası'nın fiyatlamaları genel şu anki konjöktür aslına bakarsanız bu bir hafta sonra değişkenlik gösterir mi? Evet gösteriyor zaten. Yani neden sürekli anlatıyoruz? İşte bu yüzden anlatıyoruz. Evet burada çok durmayalım arkadaşlar. Şimdi e, bu hafta Merkez Bankası konut fiyat endeksini açıkladı. Biliyorsunuz konut fiyatları işte aldı başını gidiyor e, ondan sonra Şuradan hemen açalım. Konut fiyat endeksi aldı başını gidiyor. Nerede duracak bu konut fiyat endeksi? Ee, şöyle açamadım şuradan. Evet. Nerede duracak bu konut fiyat endeksi? Nerede duracak bu fiyatlar? Herkesin şikayeti var. Evet. Bu da değil. Ee, bağlantıyı açmaya çalışıyorum diğer taraftan arkadaşlar. şurada olabilir. Evet aynen. Aynen burada açmışım. Ben bir daha görmedim. Tekrar tekrar açmaya çalışınca açıklanmıyor. Şimdi arkadaşlar Merkez Bankası biliyorsunuz konut fiyat endeksini açıklıyor. Yani o da kendince e, bir e, ortalama bir e, şey yapıyor. Yani bir fiyat belirliyor. Ama açıklanan bu fiyatlara baktığımız zaman aslında yani bizim hani çok karşılaştığımız e, piyasanın e, paralelinde hareket ediyor ama biraz daha yani düşük olduğunu söyleyebiliriz. Bu ortalama. Şimdi Temmuz ayında e, arkadaşlar bir önceki aya göre yani Temmuz ayı e, analizi bu. %2.8'lik bir aylık bir artış var. E, yıllık olarak da baktığımız zaman nominal olarak yani tabela fiyatı üzerinden %31'lik, reel olarak yani enflasyondan arındırdığımız zaman da %10.2 oranında bir artış var. Yani konut fiyatları enflasyonun üzerinde artıyor. E, bunun sebepleri var. İşte arz sıkıntısı var talep yüksek. Üretim yapılamıyor. Üretimin ve arzın olmamasının bir sürü sebepleri var. Bunlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla da hani arz az olunca talepte olunca zaten otomatikman yani fiyat piyasada belirleniyor serbest ekonomi ve dolayısıyla da burada e, enflasyonun üzerinde bir artış e, olduğunu ve yükselerek devam ettiğini söyleyebiliriz. Yani hani o enflasyon üzerinde artış devam ediyor. Mesela genel anlamda Türkiye geneline baktığımız zaman bazı bölgeler bu ortalamanın üzerinde artmış. Örneğin diyelim ki Aydın, Denizli, Muğla'daki artış %51 senelik. Antalya, Burdur, Isparta %42 iken Edirne, Kırklareli, Tekirdağ bölgesi yani bizim Trakya tarafımızda %23.8'lik bir ortalama artış var. Yine en düşük artan yerlerden bir tanesi Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Ordu burada burada %21.7'lik bir artış var. En düşük yerlerden bir tanesi Van, Hakkari, Bitlis Muş burada da 22.4 var. Yine en yüksek artış yani ortalamanın üzerinde artış olan bölgeler Diyarbakır, Şanlıurfa buralarda da %41.1 artış var. Ee, ve şöyle söyleyeyim. Mesela bunların içerisinde hani bunu niye söyledim size? Yani illere göre değişkenlik gösteriyor. Bir de e, artık hani şöyle bir şey var. Hakikaten ilçelere göre de yani bir ilin e, ilçelerine göre hatta mahallesine göre fiyat artışı değişiyor arkadaşlar orada ulaşım e, oradaki talep Oradaki işte hastane, yani biraz hani e, pro oradaki projeye ve etrafında olup bitene şehir merkezine ne kadar yakın, ulaşımı ne kadar kolay. Yani biraz hani böyle talep ilçeler arası bile belirleyici oluyor öyle söyleyeyim size. E, bu noktada böyle çok şaşırmayın yani. Evet her yerde bir fiyat artışı var ama hiçbiri birbirini yakalamıyor. Bazı kimi yerde mesela geçen e, bir yorum e, Gebze'den e, mesela biri yazmış. Oradan da kendisine yine selamlar. Burada o kadar az fiyat artışı var ki herkesi Gebze'ye beklerim. O fiyat artışları buraya yansımadı. Burada hala çok düşük fiyata çok güzel evler bulabiliyorsunuz. Herkesi Gebze'ye beklerim demiş. Gebze İstanbul eskiden İstanbul'a bağlıydı. Şu an İzmir'e bağlı olması lazım. şimdi bu fiyat artışıyla beraber Türkiye genelinde Türkiye geneline baktığımız zaman ortalama 1 metrekare evin fiyatı 4669 TL'ye geldi arkadaşlar. İstanbul'da ortalama bir evin metrekare fiyatı 6950 artık bir 7000 lira dayanmış durumda. Ankara'da bu rakam 3400 ve İzmir'de de ortalama metrekare fiyatı 5700 50 TL'de arkadaşlar. Fiyat artışı yine üç büyük şehirde aynı şekilde devam ediyor. Şimdi bundan sonra ne olacak? En fazla hani soru çünkü bu hafta yani şu son dönemde çok gündemde işte bu konutla alakalı konut fiyatları nerede duracak duracak mı? İnşaatçılar biliyorsunuz müteahhitlerle çimentoçular şu anda bir kavga halindeler. Yani kavgayı tutuştular. İşte çimento fiyatlarını indirin e, çok yüksek e, veriyorsunuz e, şeklinde e, çok fazla zam geldi üç katına çıktı çimentoculardan cevap geldi ya hani İstiyorsanız bedava verelim. O zaman siz de evleri %50'ye indirin. Hani altta kalanın canı çıksın hesabı. Ee, tabii ki kimse kimseye bedava bir mal vermez. Ee, ondan sonra bir çimento fiyatı bedava verirse evlerin fiyatı %50'ye düşmez. Yani böyle altta kalanın canı çıksın. Aralarında böyle bir şey var. Yani böyle bir e, e, kavga var. E, böyle bir tartışma var. Bir şekilde anlaşacaklar. Bir şekilde hani bu. bir olacak yani anlaşma olacak bir şekilde devam edecek. Şimdi konut fiyatları ne olur? Bu enflasyon ortamında e, arkadaşlar e, bu konjöktürde ve bu enflasyon ortamında bakın bu konjöktürde bu, bu enflasyon ortamında şartlar değişmediği sürece özellikle üretime girmediğimiz sürece yani üretim yapılmadığı sürece biz konut fiyatlarında bu artışın e, bu şekilde devam edeceğini aylık yüzde bir bir buçuk iki söyleyebiliriz fakat bu her yere yayılacak diye bir şey yok bakın mesela ee, hala daha çok uygun fiyatlı işte e, mesela hani var mı hani 500 bin liranın 600 bin liranın altında ev yok diyoruz mesela 1 artı 1, 1 milyona 1 artı 1 var. Evet var ama baktığınız zaman çok böyle farklı mahallelerde e, çok hani uygun fiyatlı da mesela evler bulunabiliyor mu? Evet bulunabiliyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Evet fiyatlar arttı. Kendi içerisinde e, mesela geçen sene 150 binlik evler 350 bin oldu. Ama ilçeden ilçeye, mahalleden mahalleye değiştiği için hala fiyatlar e, farklılık gösterebiliyor. Yani birbiriyle kıyas yaparken çok dikkat edin. Hani aynı apartmanla ancak kıyaslayabilirsiniz. Bakın mahalleden mahalleye, ilden ile ilçeden ilçeye değişiyor bu durum bunu söylemeye çalışıyorum arkadaşlar. E, bu nedenle fiyat artışı devam ederken yine aynı şekilde her yerde aynı fiyat artışı olmayacaktır. Ama ufak da olsa mutlaka yansıması aynı şekilde yani artarak devam edecek bunu söylemeye çalışıyorum. E, neden artacak? Çünkü üretim yok. Bu şartlar değişmezse eğer e, kesinlikle üretim yapılmadığı sürece biz arz tarafında bir şeyler yapmadığımız sürece e, bu şekilde bu artışların devam edeceğini. E şimdi konut üretilmezse kira fiyatlarında ...artacağını söyleyebiliriz. Tabii bu kendi beraberinde bir sürü bir sürü sıkıntı da getiriyor. Aynı zamanda örneğin şey, kiralıkların bu kadar e, yukarı çıkıyor olması... Aynı zamanda hani kiracılar açısından da büyük sıkıntı çünkü bu fiyatları nasıl ödeyecekler, kim ödeyecek? Çünkü ciddi anlamda da bir ekonomik sıkıntı ve işsizlik de söz konusu olduğu için hani böyle birkaç ay ödenir ondan sonra bu para ödenir mi ödenmez mi hep söylüyorum. Bu böyle giderse zaten kiracılarla mal sahiplerinin daha büyük şu anda sorunlar var. Zaten başladı ben bunu dile getirmiştim biliyorsunuz ta yazın ama şu anda artık böyle davalar dava sürecine de girmeye başlandı artık yavaş yavaş çünkü mal sahibi diyor ki ya hani herkesin fiyası arttı e, sen de arttır diyor e, kimsenin tüfeği falan e, çok taktığı yok e, dolayısıyla da mal sahibi de şey mal sahibi bunu isterken kiracı da ben bunu veremem diyor o zaman çık diyor o da diyor ki benim işte kontratım var çıkmam diyor öyle olunca da ne oluyor iş yani bir şekilde ya kavgalarla e, ya da mahkeme yoluyla e, halledilecek bir şekilde Şimdi buradan nereye bağlayacağım? Madem konut fiyatları artacak, bunun önünü kesmek için üretim yapılıyor olması lazım. Şöyle düşünüyorum, ben açık konuşayım. Şu anda bu konu o kadar çok gündemde ki ben bir şekilde bu üretimin hızlanacağını düşünüyorum. Yani üretime bir şekilde böyle hızlı bir şekilde başlayacağımızı düşünüyorum. Çünkü bu kadar inşaatçılar devrede yani müteahhitler devrede, çimentocular konuşuyor, vatandaş konuşuyor ev kiraları çok yüksek diyor, konut fiyatları çok uçtu diyoruz. Dolayısıyla üretimin bir şekilde yakın bir zamanda başlayacağını düşünüyorum. Mesela toplu konut idaresi TOKİ'yi bekleyen bir sürü insan var, bir sürü vatandaş var. Onlar da böyle bir geri çekildiler. Yani pandemi nedeniyle. Oysa ki biraz daha, daha da hatta eskilere gittiğimiz zaman mesela emlak konut eskiden daha böyle dar ve orta gelirli için ev yapardı. Onların bu saha inmesi lazım. Token'in burada devrede oluyor olması lazım. Yani bizim lüks konuttan çok daha böyle e, yaşanabilir olsun. Yaşanabilir olsun ama hani o kadar aman aman bir lükse gerek yok. Yani bugün bakın Londra'da Avrupa'nın göbeğinde ee, gittiğiniz zaman buralardaki evlere baktığınız zaman hiç inanın bizdeki böyle aman aman lüks orada yok onların lüks anlayışı daha farklı yani Londra'nın merkezinde gayet böyle e, mütevazi hiçbir lüksü olmayan e, gayet hani böyle gerçekten hani çok hani bize göre çok normal yani bizim e, evlerimiz yani çok aşırı lüks yapıldı son dönemde özellikle çok e, nasıl diyeyim size hani gerek yok buna daha mütevazi e, yapılacak olan konutlarla birtakım işte şeylerden feragat ederek örneğin sitelerde aidatlar çok korkunç boyutta. Yani kira öder gibi ne yapıyorsunuz? Evinize sanki kendi evinizde kiracısınız. O kadar yüksek aidatlar ödeniyor. Böyle 2000 lira, 2000 TL, 2500 TL. Ondan sonra 700 TL, 800 TL, 1000 TL. Bunlar çok yüksek rakamlar. Neden? Çünkü aşırı derecede ortak bir şey var. E, ortak kullanım alanı var. Artı bu işi yapan yani hani o, orayı idare eden biliyorsunuz hani böyle e, profesyonel e, firmalara da veriliyor. Maalesef oralarda da e, çok hakkaniyetli işte çok e, yani para kazanma üzerine dönüyor. Yani büyük rant var. Onu söylemeye çalışıyorum. Özellikle böyle büyük sitelerde bu işte rant haline gelmiş. Çok da aidatlar böyle aman aman düşürmek istemiyorlar. E, açık açıkçası. Dolayısıyla hani biraz daha mütevazı, biraz daha hani bunlardan feragat ederek, biraz daha yaşanabilir, insanın yaşayabileceği ama hani aşırı lüksten uzak, daha dar ve orta gelirlerin ulaşabileceği acil olarak konutların üretilmesi lazım. Bunun biraz hızlanacağını çünkü bu kadar gündemde ise bir şekilde hızlanacağını düşünüyorum. Biz üretime başladığımız anda o zaman piyasa rahatlar arkadaşlar. Yani bu fiyat artışı en azından daha hani şöyle söyleyeyim hani biraz daha artar ama hani bu artış daha azalan mesela ayda yüzde 2.8 Merkez Bankası'nın verisine göre söylüyorum artmaz ne artar yavaş yavaş aşağı gelir 2.8'den 2.5'a 2'ye gelir 1.5'a gelir 1'e gelir üretim arttıkça arttıkça evler ortaya çıktıkça hatırlayın ya hatırlayın ee, çok uzak değil ya çok uzak değil bakın bundan şöyle söyleyeyim hatta YouTube'da var girip bakabilirsiniz CNN Türk'te yine verdiğim bir şeyde röportajda onlarla konuştuğumuzda o kadar çok inşaat yapılmıştı ki o kadar çok kiralık vardı ki bir de kentsel dönüşümden dolayı da çok fazla kiralık çıkmıştı. O zaman da mal sahiplerine şunu söylüyordu. Bakın kiracılarınıza sahip çıkın çünkü kiracılar kontratları dolanlar evden çıkmak istiyorlar. Evden çıkıp çıktıkları zaman çok daha güzel, çok daha ucuz ev bulabiliyorlar. Yani ben bunu söylediğimde çok değil şurada 3-4 sene öncesi yani 2017'ler filan ben de bakarım ama çok değil yani dün gibi aklımda çünkü ee, şurada hani 3-4 sene öncesini konuşuyorum o zaman böyle bir konjektür varken şimdi biz bunu konuşuyoruz ee, değişecek değişecek arkadaşlar çok e, üzülen var merak etmeyin ben de bir yer alamadım diye bir şekilde değişecek konjöktür değişiyor fakat değişmesi için bazı adımların atılması lazım bu adımın da ben e, bir şekilde geleceğini düşünüyorum çünkü bu kadar gündemde olması aynı zamanda e, bir şekilde e, Hükümetin de bunu devreye alacağını düşünüyorum. Şimdi tabii Merkez Bankası faiz indirse ne olur? Faizin indirmesi bir parça kredilerde de geri çekilme olacak. Yani ne kadar indirirse 50 bas puan, 100 bas puan çok etkiler mi? Etkiler mesela işte kredi, konut kredisi kullanacak vatandaş 135'ten değil de 1.30'dan kullanıyor olacak. Yani yani küçük bir miktarda olsa etkiler ama çok büyük aman aman bir etkisi olmaz. Yani %30 bir anda fiyatların üzerine koyabilmesi için yani konut fiyatlarında hızlı bir artış görebilmemiz için ipotekli konutlardan dolayı ee, orada e, bizde psikolojik sınır yüzde birlerin altına geliyor olması lazım. 0.99 olursa ancak e, çok böyle hızlı bir fiyat artışı görürüz. Böyle 50 bas puan 100 bas puanlık bir faiz düşüşüyle beraber e, merak etmeyin. Artış olsa bile böyle füze gibi bir şey artmayacaktır. E, bunlar tabi hep olasılıklardan bahsediyorum. Öyle olursa bakın böyle olur, böyle olursa şöyle olur diyorum. E, gelecek olan kararlara bağlı olarak değişir. E, şimdi müteahhitlerin inşaat firmalarının tekrar ediyorum aslında sıkıntılarının en büyük sıkıntılarından bir tanesi e, bunlar eskiden e, eskiden dediğim işte 3-5 sene önce maketten konut satışı çok yaygındı artık insanlar çok güvenmediği için çok böyle topraktan bir şey almak istemiyorlar e, dolayısıyla e, inşaatçıların e, ciddi borçları var ve e, bunun üstüne de kendi finans güçleri de olmadığı için benden oradan buradan da topraktan mal satmadığı için, bizden para toplamadıkları için yeni inşaat yapacak durumları yok arkadaşlar. Çok ciddi bankalara e, şeyleri var, e, borçları var kredileri, kredi oldukça düşük durumda. Yani finansmana ihtiyaçları var çok ciddi bir şekilde e, dolayısıyla hani oralarda da e, bir numaralar bir şeyler e, gelebilir onları desteklemek adına ama insanlar şu çerçevede ben sıfır bir konut alayım, bekleyeyim yani çok güvenmiyorlar hiçbir şekilde piyasaya. Bakın e, mesela Çin'deki Ever e, Garden olayı var biliyorsunuz. E, Çin'deki bu mortgage bu büyük şirket bir gayrimenkul şirketi. Dün ben paylaştım linkini de. Hatta yani daha detaylı bir açıklama vardı Bloomberg'den. Ee, onu paylaştım YouTube'da topluluk bölümünde. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi bu adamlar o kadar çok inşaat yapmışlar ki. Yani 300 milyar dolar borçları var. Ödeyemeyecek duruma geldiler. Neden? Tam da böyle bu zamanda yakalandılar. Yani hani zor e, bir zamanda yakalandılar bu senede. Ve insanlar çok fazla aldıkları için şu anda onları teslim edemeyecek durumdalar. Birçok insan, milyonlarca insan zarar görecek. Üstelik de borsaya açık bir fiyat. Ha filan filan. Şimdi biz öyle bir zamanda yakalandık ki aslında e, bizim açımızdan baktığınız zaman avantajlı da bir durumdayız. Şöyle ki zaten inşaat sektörü bizde müteahhitlik sektörü zaten 2018'de dolar şokuyla beraber aslında e, bayrağı çekti. Yani bir anda 2018'de bıçak gibi kesti. Bıçak gibi kesti. İnsanlar hani hemen çıktılar oradan. Yani kimse müteahhitler iş yapamaz hale geldi. inşaatlar bir şey geldi stoklar vardı, durdu. Yani bizim müteahhitlik sektörü durdu. Eğer biz bu dünyadaki krize 2015'teki gibi inşaatın çok popüler olduğu bir zamanda yakalanmış olsaydık insanlar şu anda arkadaşlar milyonlarca mağdur ee, insan olurdu belki milyonlarca teslim edilemeyecek konut olurdu ee, bir sürü batan müteahhit duyardık bir sürü kapatan inşaat firması onun yanında da e, hani en önemlisi e, hakikaten çok çok Hani bu dünyada Beklediğimiz o büyük krizin içerisine Biz onlardan önce girmiş olurduk ve hakikaten biterdik yani milyonlarca insan mağdur olurdu milyon yani çok büyük bir kriz olurdu öyle söyleyeyim ama biz böyle hani böyle ani bir sahip böyle ucu yırtıyoruz ya böyle Allah'ın sevgili ülkesiyiz. Sanki ucundan böyle bu krizden de dönmüş olduk. Biz önce yakalandık. Yani inşaat sektörü bu işe önce yakalandı. Ondan sonra pandemi geldi. Pandemiyle beraber dünyada başka bir şey konuşuyor olduk. Öyle söyleyeyim size. Yani böyle iyi tarafları da var, kötü tarafları da var filan filan. Durumlar böyle arkadaşlar. Bunları da paylaştıktan sonra sizinle ee, tekrar görüşmek üzere ee, diyerek kapatıyorum yayını ee, abone olmayan varsa lütfen abone olun ee, mutlaka bildirim zillerini açın bir beğeni yapın istiyorum ee, ondan sonra e, bağlantı adreslerini videonun açıklama bölümünde yayınlıyorum oradan sosyal medya hesaplarımdan takip edebilirsiniz beni ee, aynı zamanda yayını bitirmeden önce şunu da hatırlatmak istiyorum Arkadaşlar Bitlo ile yaptığımız bir çalışma var biliyorsunuz. Bunların bir kampanyası var. Artık bitiyor bu hafta son. Bugün yarın yani kripto para yeniden kripto para hesabı yeni bir kripto para hesabı açmak isteyenler için hediyeler veriyorlar. Ee, ben de bunu size duyuruyorum. Sadece üye olmanız yeterli. Bir para yatırmanız falan gerekmiyor. Sadece üye olurken mutlaka TCKN numaranızı doldurun. İşte onun referans linkini de ben bu videonun açıklama bölümüne bırakıyorum. Çok iyi bakın kendinize. Herkese muhteşem, güzel bir sağlıklı, güzel bir hafta sonu diliyorum. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.